topraklarını müdafaa için inşallah asker ocağına yollayacağız. O annelere babalara ne mutlu ki çocuklarının bu günlerini görüyorlar. Evet, bir anne baba için vatana, asker ocağına evlat yetiştirmek bir onur. Diyoruz ya peygamber ocağı. Rabbim hepsine, hepsine sağlık, sıhhat içinde birliklerine ulaşmayı, o hizmeti en güzel şekilde yapmayı nasip eylesin. Kim bu yaşayır? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte bu duygu ve düşüncelerle bu kardeşlerimizi asker ocağına göndereceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, vatan sevgisi imandandır. Evet, bizim genimizde var, kanımızda var, vatanı savunmak, vatanı müdafaa etmek. Bizim başka vatanımız da yok. Bu vatana sahip çıkmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Bizim Suriyeliler gibi, başka bir millet gibi gidecek bir yerimiz de yok. Onun için bu vatana hep birlikte sahip çıkacağız. Başka çaremiz yok. Rabbim bizi savaşla, düşman esaretiyle sınamasın. Ecdadımız üzerine düşeni ne yaptı? 100 yıl önce yerine getirdi. Daha 15'inde, 14'ünde bu bayrak için, bu vatan için toprağa düştü. Hiç düşünmediler. Gittiler ve dönmediler. İşte bize de düşen bu kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek. Biz inanıyoruz ki bu kardeşlerimiz, bu aslan gibi kardeşlerimiz vatanını en güzel şekilde müdafaa edecek. Kimisi sınır boylarında nöbet tutacak. Ve bilecek ki orada nöbet tutarken 100 rekattan daha nafile bir ibadet ettiğini bu kardeşlerimiz o şuurla inşallah nöbet tutacaklar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, iki gözü cehennem ateşi yakmaz. Birisi hudut boyunda vatanını bekleyen, düşmana karşı vatanını müdafaa için sınırda, hudutta nöbet bekleyen o gözleri, bir de Allah için yaşa tutan gözü buyuruyor. Bu kardeşlerimizi biraz sonra inşallah bulacağız. Kısa bir dua yapalım. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardımlarız. İlahi, huzurunda el açtık, boyun büyüttük, dergahına geldik. Bizleri dergahından boş çevirme. Ya Rabbi, vatan müdafası için asker ocağına göndereceğimiz bu kardeşlerimize yardım eyle. Sağlık, sıhhat, selamet içinde birliklerine ulaşmayı bu kardeşlerimize nasip eyle. Askerlik hizmetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmeyi bu kardeşlerimize nasip eyle. Orada komutanlarından aldıkları emirleri yerine getirebilmelerini kendilerine nasip eyle. Oradaki arkadaşlarıyla en güzel şekilde anlaşabilmeyi kendilerine nasip eyle. Kendilerine gönül görmez her türlü kazadan, beladan, musibetten, her türlü terör felaketinden koru muhafaza eyle. Askerlik hizmetini tamamlayıp tekrar sevdiklerine, ailelerine, memleketlerine kavuşabilmeyi bu kardeşlerimize, bütün kardeşlerimize nasip eyle. Vatanımızı, memleketimizi muhafaza eyle. Güvenlik güçlerimize, askerlerimize, komutanlarımıza kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi, vatanımızı bölmek, parçalamak isteyenlere sen fırsat verme. Bizleri her türlü iç ve dış düşmanlardan muhafaza eyle. Vatanımızı bölmek, parçalamak isteyenlere sen kahru perişan eyle. Ya Rabbi, gönderimizden bayrağımızı indirtme. Ya Rabbi, camilerimizi cemaatsiz, gençlerimizi ilimsiz, irfansız bırakma.
bizlere bu toprakları bırakan aziz şehitlerimizi minnetle yad et öz ruhlarına şad eyle. Ya Rabbi hanelerimize bolluk, bereket, ülfet, muhabbet ihsan eyle. Birliğimizi dirliğimiz daim eyle. Ya Rabbi bu kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Anne babalarına sabırla asker yolu gözlemeyi nasip eyle. Ya Rabbi sen bizleri her cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Cümlemizi peygamberimize şefaatine anayla. Ya Rabbi şu anda yaptığımız duayı Mekke'de, Medine'de, Müzdelife'de, Arafat'ta, dünyanın herhangi bir köşesinde yapılıp da kabul edilen duaların zümresine ilhak ile müstecab eyle. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin. Ve-selamun alel-Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Şimdiden Allah kavuştursun inşallah. Okan. Evet abi çekme. Oğlum asker gönderiyoruz ya. Bunda geç. Rahmet. Aferin Ahmet abi. Okey. Bak çekti bak çekti. Başka yukarıdan geliyor adamlar ya. Ne oldu? Ne oldu?